Arkadaşlar merhabalar, hepiniz Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte altcoin analizi yapacağız. Yorumlarımı, tahminlerimi paylaşacağım. Öncelikle hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi görüşlerimdir. Öncelikle Instagram'dan takip etmelisiniz arkadaşlar. Canlı yayınları Instagram'dan ücretsiz bir şekilde yapıyorum. Soruları elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum yayınlarda. Haberiniz olsun, burada günlük paylaşımlar, haberleri sağ olsun yardımcım da paylaşıyor. Şimdi hemen biraz Bitcoin ile ilgili konuşacağız. Ondan sonra direkt analize geçeceğiz. Beklemek istemeyen arkadaşlar direkt biraz videoyu ileri sararak gelebilir. Şu anda Bitcoin çok güzel ilerliyor arkadaşlar. Hedefte 51.500. Haberiniz olsun. Piyasada 2 güne kadar, yani Bitcoin 46'lara düştüğünde bir panik havası vardı ve ben böyle tweetler atmaya başlamıştım. Umarım herkes panik satışı yapıyordur. Ve hatta en sonunda bir cesaretlendirmek için insanlara, aslında yani kendi görüşüm bu, 2.33'ten bir doge alımı da yapacağım. Yatırım tavsiyesidir, bilgi amaçlı paylaşıyorum diye tweetledim. Bunu da gidip Twitter'dan takip edenler gördü. Önemli olan Instagram'dan takip etmek. Oraya anında paylaşıyoruz. Şimdi demek istediğim arkadaşlar, tabii ki tehlike var mı? Tehlike her zaman var bu piyasada. Fakat ben yukarı yönlü yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Yavaş yavaş da sıra sıra da bir altcoin'lerde ralliler olabilir. Haberiniz olsun. Şimdi altcoin'i bakalım hemen. Altcoin analizini yapalım. Hedefi neler? Direnç, destek noktaları neler? Nerede alım yapılabilir? Nerede satılabilir? Şimdi hot bir pump yaptı arkadaşlar. Bakın acım girişi de var. Yaklaşık bizim 0.11.489 direncimizi kırmayı denedi. Fakat şu an hala daha kıramadı. Yaklaşık 1 saat 3 dakika var. Eğer kırılırsa ve üstünde mum kapatılır, ikinci teyit verilirse bizim ikinci hedefimiz bu yaklaşık ne zamandan itibaren burası? Bakalım hemen. 16 Mayıs'tan itibaren gördüğü en yüksek zirveyi zorlayabilir. Haberiniz olsun, 12.211 bandı burası. Zorlayabilir, hatta kırabilir. Haberiniz olsun. Eğer kırılırsa hocam nereye gidebilir altcoin? Şöyle dostum, altcoin eğer kırılırsa yaklaşık ilk önce bir retest gelebilir. Panik yapmamak gerekir. İlk önce gideceği hedef burası. İkinci hedefi de yaklaşık burası dostum. Altcoin'e baktığımızda formasyon olarak bir çanak formasyonunu da, hatta kul fincan dediğimiz formasyon tamamlanmıştı. Formasyon tamamlanınca potansiyel hedefi eğer formasyon çalışsaydı, tabii ki Bitcoin'in de büyük bir payı var burada. Altcoin yaklaşık arkadaşlar, şöyle alalım. Şunu şuradan çekelim. Yani benim dediğim 17.626 bandına kadar potansiyel hedefi var. Bu hedef sürüyor mu? Formasyon işlemedi. Fakat ben o hedefe doğru da ilerleyen zamanlarda gideceğini düşünüyorum. Alım nerede yapılmalı sizce hocam diyenler varsa, bakın yatırım tavsiyesi değil, tamamen kendi görüşlerimi belirtiyorum. Ben atıyorum altcoin'e girecek olsaydım şu anda beklerdim arkadaşlar. Ya üst bandın kırılmasını beklerdim, ya da tekrardan bir düşüş olacaksa bu desteğin üstünde tutunmasını bekler. Buradan bir alım yapabilir. Sonra gerekirse hodl kalmayı da göze alırdım. Çünkü ben trader değilim, ben bir yatırımcıyım. Trade yapanlar için ne olabilir şu anda? Şu anda eğer trade yapanlar varsa 9.744 bandının gerilemesini göze alan arkadaşım varsa buradan dahi altcoin'e trade yapmak için girebilir. Şu anda bir yatay eksende seyrediyor ve baktığımızda 100 saatlik hareketli ortalamamızın üstünde, hatta 50 saatlik hareketli ortalamamızın üstünde. Biz trendlerde ne bakıyoruz? Trendler dönüşünde eğer düşüş, bakın düşüş trendimiz buralarda kırıldı artık. Burası bizim dibimiz oldu. Burası bizim dibimiz oldu. Düşüş trendimiz kırıldı. Artık trend yukarı yönlü. Yukarı yönlünde bir yükseliş trendine girildiğinde 100 saatlik hareketli ortalamalar alım yapabilecek en uygun yerlerdir. En uygun yerlerdir arkadaşlar. Eğer girmek isteyen dostlar varsa bu noktadan da girebilir. Hedeflerini söylüyorum. 11.500 bandı. O kırılırsa 14.400 bandı. O da kırıldıktan sonra 17.600 bandına kadar potansiyel yükseliş hedefi var. Altcoin'de geri çekilmeler olursa ne kadar gelebilir, ne kadar panik yapmamalıyız. Hemen söylüyorum arkadaşlar. 1. 7.600 bandı. En kötü ihtimalle. Dibimiz burası.
Bakın olası bir felaket senaryosu. 4371. Buraları da göze alarak girmek mantıklı olur. Riski ne kadar göze alabiliyorsanız girişlerinizde o kadar uygun olabilir dostlarım. Şu anda kırılması lazım olan 11.489 bandı. Kırıldığı an işleme girilebilir. Stop loss da 11.489'un altına. Yani yaklaşık girdiniz mi arkadaşım? Bakiyenizde girdiniz. %10'luk bir zararı göz alarak girebilirsiniz mesela. Stop loss'u ona göre buraları bir yerlere koyabilirsiniz. Baktınız zararına satış yapmak istemiyorum hocam ben. Stop loss da koymak istiyorum. İstemiyorum diyorsanız beklersiniz 9700'ün desteğinin kırılmasını alta, o zaman çıkabilirsiniz. Yukarıda nerede çıkabilirsiniz? Eğer traderseniz bu kırıldıktan sonra gezeceği nokta burası, olası bir yükseliş ki gelebilir. Eğer burası da kırılırsa 14.000'e kadar gidebilir. Kar alımı yapmak isteyenler bu noktalarda kar alımları yapabilir. Hotcoin'ler dostlarım. Haberiniz olsun. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Instagram'dan ve Twitter'dan beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bu akşam saat 8 veya 9'da canlı yayınımız var. Özel istek altcoin'leri de incelemeye çalışacağız. Elimizden geldiği kadar. Hepinize mutlu hafta sonları dilerim. Sağlıcakla kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.